Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf Türkçe dersi sözcükte yapı konusuyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyoruz. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuz. Cümlesinde altı çizili sözcüğe yapı bakımından benzeyen sözcük aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Konumuz sözcükte yapı. Çocuklar, sözcükte yapı üçe ayrılır. Basit yapılı, türemiş yapılı ve birleşik yapılı. Bozgun. Burada kelimenin kökünü, gelen ekin onun anlamını değiştirip değiştirmediğini, yani yapım eki ya da çekim eki olup olmadığını bilmen gerekiyor. Bozguna kelimesinin kökü bozmaktan gelir sevgili öğrenciler. Fiil köklüdür bu arada. Bozmaktan bozgun. Ne diyor? Benzeyen sözcük, yapı bakımından benzeyen sözcük. Buradaki gın gin eki boz kelimesinin anlamını değiştirmiş. Bu arada birazcık bilgi verelim. Fiilken bozgun burada tümü birden ne olmuş? İsim olur. İsim olmuş. Yani yapım eklerinin bazı kelimelerin türlerini de değiştirebilir. Fiili isim yapabilir, isimi fiil yapabilir vesaire. Şimdi türemiş bir sözcük istiyor bizden. Hangisinde yoktur diyor. Dağda kaybolunca bir barınak bulup sığındılar. Bak barınak, barınmaktan gelir sevgili öğrenciler. Barınmaktan gelir. Barınmaktan artı barınak. Ek ak yapım ekiyle birlikte burada bir türemiş kelime olduğunu görüyorum. Annesi dikiş dikerek onu okutmuştu. Dikiş kelimesinin kökü dikmekten gelir. Dikmek ve dikiş sevgili öğrenciler. Dikmekten dikiş. Yapım eki almış, türemiş bir kelimedir. Bunu da eledik. B seçeneği de gitti. Sevecen kelimesine baktığım zaman da burada sevecen kelimesinin kökü sevmekten gelir artı sevecen. Sevmek artı sevecen ayrıdır. Yine dikkat edin burada fiil köklü var. Şimdi çocuklar aslında burada ince bir ayrıntı olduğunu görüyoruz. Mesela buğdaylar başak veriyor yine. Başak kelimesinin kökü baş vermiş çocuklar. Baştan başak vermiş. Yani burada da bir aslında türemiş bir sözcük var ama bizden istediği farklı şey. Nedir? Sevecen kökü ne? Sevmekten geliyor. Bozgun kökü ne? Bozmaktan geliyor. Fiil köklüdür bunlar. Barınak kelimesinin kökü ne? Barınmaktan geliyor. İşte dikiş kelimesinin kökü ne? Dikmekten geliyor ama baş kelimesine ben baktığım zaman baş kelimesi burada isimdir. Evet başak da burada türemiş bir sözcüktür ama diğerleri diğer türemiş sözcükler fiilden işte isim olurken bu isimden isim olmuş. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki uçurtmalarda yazan cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük yoktur? Onun kardeşi bolluk içinde yaşıyordu. Bakın bolluk kelimesi. Kelimenin kökü boldan gelir. Yapım eki almış. Boldan bolluklıklık yapım ekini almış. A seçeneğini eledim. Balıkçı kelimesi. Balıktan balıkçı. Hemen eledim sevgili öğrenciler. Selimler çoktan yazlıklarına gitmişti. Kelimenin kökü yaz mevsiminden geliyor. Yaz mevsiminde oturulan ev demektir yazlık değil mi? Yazlık kelimesi de yine burada türemiş bir sözcüktür. Ahmet dün ailesinin yanına gitti. Yani baktığım zaman dün Ahmet zaten yalın halde gitti fiildir. Yanına derken yan, yanı, yanına yani sürekli çekim eki aldığını görüyorum. Aile kelimesi, ailesinin kelimesinde de aile var. İşte aile, ailesi, S burada kaynaştırma harfidir. Ailesi, N de burada kaynaştırma ekidir. Ailesinin yine iyilik ekinin de aldığını görüyorum. Burada D seçeneğinde hani sürekli çekim eki almış ama yapım eki almış bir sözcük maalesef göremedim. Doğru cevap D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler özel matematik dersleriniz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlıyoruz. Velileriniz bizi 507-215-2658 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki 6 çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Bak bu konuya hakim olmak istiyorsan kökü, eki, bu ekin kökü yani o kökün anlamını değiştirip değiştirmediğini bilmen gerekiyor. Süpürge sevgili öğrenciler bu kelimenin kökü süpürmekten gelir. Süpürmek bir fiildir. Süpürge ise süpürme fiilini gerçekleştiren araç. Demek ki GG burada yapım ekidir. Yani kelimenin anlamını değiştiriyor. Hani sizler 5. sınıfa kadar işte lık lik, lı li, sız siz, gıl gil, ceca gibi, cıci gibi basit yapım ekleri gördünüz ama 100'den fazla yapım eki çeşidi olduğunda lütfen unutmayalım. Mesleği kelimesinin kökü meslektir sevgili öğrenciler. Meslek. Orada bir yumuşama var. Yumuşamanın konuyla bilgisi yok. Peki meslek artı mesleği. Meslek mesleği. Hani
değişti mi? İbrahim İbrahim'i, kalem kalemi, defter defteri, anlam değişti mi? Değişmedi. Yapım iki almamıştır. Diğerlerine hızlıca baktığım zaman evcil diyor. Kelimenin kökü ev. Ev evcil. Kelimenin kökü şifa. Şifa şifalı, şifası olan anlamındadır. Ama yapım iki almayan B seçeneği olur. Bir diğer sorumuz. Bu cümledeki altı çizili sözcüğe yapı bakımından benzeyen sözcük aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Bakalım. Çocuksu. Çocuksu kelimesine baktığımız zaman kelimenin kökü çocuktan geliyor. İsim köklü olduğunu görüyorum. Çocuksu. Çocuk gibi hareketi olan demektir. Burada bir yapım eki aldığını gördük. Tabi bunun da bir isim olduğunu lütfen unutmayalım. Kocaman karnını zıplata zıplata gülüyordu. Sevgili öğrenciler, kelimenin kökü koca. Kocadan artı kocaman. İsim de yine isim oldu. Tıpkı yukarıda olduğu gibi. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki altı çizili sözcükler yapı bakımından hangisinde doğru verilmiştir? Aç kelimesinde herhangi bir ek yok. Yani ek yok olmayınca basit ama ek alınca da türemiş aklımıza gelmesin. O ek kelimenin anlamını değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Birincisine basit dedik. B harfiyle gösterelim sevgili öğrenciler. Susuz. Kelimenin kökü su. Su artı susuz. Bunu ilkokul 3'ten beri bildiğim bir yapım ekidir bu sevgili öğrencim. Suyu olmayan anlamındadır. Gelenek kelimenin kökünün anlamını değiştirdiği için ben buna türemiş sözcük diyorum. Değil mi? Tepecik kelimesine baktığım zaman kelimenin kökü tepe artı tepecik. Yani tepecik orada küçültme ekini almış. Yapım ekidir aynı zamanda. Dolayısıyla hani basit türemiş, bu arada bizim eleyeceğimiz seçenekler de olsun değil mi? Bu tarz sorular hani sırayla gittiği için eleme yöntemleriyle çok daha kolay olabilir. Basit ve türemiş oluyor. Tepecik kelimesine de türemiş dedik sevgili öğrenciler. Basit türemiş türemiş. Tırmandılar. Sakın ha kelimenin köküne tır deme. Yani tır kamyonet tarzı bir araç. O aracın tırmanmakla bir ilgisi var mı? Yok tabii ki sevgili öğrenciler. Kelimenin kökü tırman. Tamam, tırmandı. Tırmandı. Burada bir zaman ekinin alındığını görüyorum. Zaman ekleri çekim ekleridir çocuklar. Yani türemiş sözcük olamaz bunlar. Tırmandı artı tırmandılar. Şunu da söyleyeyim. Çekim eklerinden sonra yapım eki gelemez. Yani bu çekim eki ondan sonra gelen lerlar eki de çekim ekidir. Dolayısıyla bir tane çekim eki alması yeterli. Burada kökü buldum. Tırmanmak. Gelen ekler oradaki kelimenin anlamını değiştirmiyor. Dolayısıyla bazı öğrenciler görüyoruz online derslerde de uzun olunca onun birleşik ya da türemiş sözcük olduğunu zannediyor. Hayır. Uzun olması onu basit de yapabilir sevgili öğrenci. Ona ne karar verecek? Kelimenin köküne bakacağım. Tırmanmak. Tırmandı. Tırmandı. Tamam. Haber ekini almış. Yani fiil ekini almış ama çekim ekidir sonuçta. Lerlar çoğul eki. Şahıs ekidir aynı zamanda. Çekim ekidir aynı zamanda. Dolayısıyla ben burada kelimenin anlamını değiştirecek bir yapım eki göremiyorum. Dolayısıyla basit yapılır diyebilirim. Sırasıyla basit türemiş türemiş basit olması gerekiyor. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde CCA iki cümleye göre anlamı katmıştır? Arkadaşça bir tavsiyede bulundum. Bence bu at çok yavaş. Hemen bunu yorumlayalım mı? Bana göre. Bence dediğin bana göre. Bana göre bu at çok yavaş. Göre anlamı katıldığınız için doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz, korkusuz sözcüğünün anlamlı en küçük bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler dikkat edelim. Kor, ateş parçası, ama ateş parçasının korkuyla ne ilgisi var? A seçeneği lütfen eleyelim. Korku aslında türemiş bir kelimedir sevgili öğrencim. Çünkü bunun kökü bir fiildir. Bunun fiili de korkma mesela, değil mi? Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Korkmak fiilinden gelir sevgili öğrenciler. Doğru cevabım B seçeneği. Korkunun da türemiş bir sözcük olduğunu lütfen unutma. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır diyor bize. Şimdi baktığımız zaman bilmece kelimesinin kökü bilmekten gelir. Bilmek, bilme ve bilmece iki tane yapım ekini almış türemiş bir sözcüktür.
Dolmuş kelimesinin kökü dolmaktan gelir sevgili öğrenciler. Dolmaktan dolmuş kelimenin anlamını değiştiriyor. Türemiş bir sözcüktür. Taşıt kelimesinin kökü taşımaktan gelir sevgili öğrenciler. Taşımak. Taşımaktan artı taşıt. Burada da yine bir türemiş sözcük var. D seçeneği denedim. Ama terlik kelimesini tutuyor diyor ki bunun kökü ter diyor. Hayır. Terle terlik arasında bir anlam ilişkisi yok. Dolayısıyla bunun direkt kökü ter demeyelim lütfen. Terlik diyelim. Herhangi bir ek almamış basit bir sözcüktür. Farklı olanı benden istiyor. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı sözcük diğerlerinden farklıdır diyor bize. Bakalım hemen. Zeynep pastayı yapı vermişti. Dün feci bir kaza geldi değil. Meydana geldi çocuklar. İkisi birlikte birleşik yapımı ki birleşik sözcüktür. Dona kaldı, bakabildim. Birleşik yapılı sözcük diğerlerine farklıdır. Yapı vermiş, dona kaldı, bakabildim. Bunlar yardımcı eylemle oluşan birleşik yapılı sözcüklerdir ama meydana geldi öyle değil. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki öğrencilerin söyledikleri sözcüklerden hangisi türemiş değildir diyor bize. Bakalım çocuklar süpürge kelimesinin kökü süpürmekten gelir. Az önce de bunu yaptık. Süpürmekten süpürge gelenek buradaki süpür eyleminin anlamını değiştiriyor. Dolayısıyla yapım ekidir. Doğal kelimesinin kökü doğadan gelsin. Doğal sevgili öğrenciler doğa ve doğal L yapım ekinin olduğunu görüyorum. Türemiş bir sözcüktür. Yemek kelimesinin kökü ye'den gelir. Ye artı mek. Mekmak burada mastar eki bir fiil eklendiği zaman tek başına kullanılıyorsa yine onu türemiş bir sözcük yapar. Yakın kelimesinin kökü yak değildir. Yakla yakın arasında hiçbir anlam ilişkisi yok. Yakıyla yakın kelimesi arasında da herhangi bir anlam ilişkisi yok. Dolayısıyla onun kelime kökü direkt yakın olarak karşımıza çıkar. Ve basit bir sözcük. Bir diğer sorumuz güzel bir soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Yazılı, yazılım, yazlık ve yazıcı. Yazılı kelimesinin kökü yazdır. Evet doğru. Yazılım kelimesinin kökü yazdır. Doğru. Yazlık kelimesinin kökü yazdır. Doğru. Yazıcı kelimesinin kökü yazdır. Dört tane yaz var ama yaz ortak bir köktür sevgili öğrenciler. İsim olduğu durum da var, fiil olduğu durum da var. Anlamsal olarak çıkalım. Yazılı, yazıyorsun. Yazmak fiili var burada. Yazılım, yazıyorsun. Yazmak fiili var burada. Yazıcı, yazıyorsun. Yazmak fiili var burada. Ama C seçeneği öyle değil. Yazlık. Burada yazmıyorsun. Yaz artılık. Yaz nedir burada? Bir mevsimden bahsediyor. Yazlık ise bu mevsimde gidilen yer, ev gibi düşünebilirsin. Yaz mevsim olarak kullanılırsa isim görevindedir. Ama diğerinde yazmak fiilinden bahsediyor. Bak dikkat et. Hangisinin kökü? Türü bakımından diğerlerinden farklıdır. Hepsinin kökü yaz ama 3 tanesi fiilden, 1 tanesi isimden türüyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Bakalım hemen aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ek diğerlerinden farklıdır diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Şimdi doğum günü, doğum kelimesi, kelimenin kökü doğmaktan gelir. Doğmaktan doğum yapım ekini almış. Tanıdık kelimesinin kökü tanımaktan gelir. Tanı, tanıdık. Yine yapım eki aldığını görüyorum. Gelenek kelimesinin kökü gelmekten gelir. Artı gelenek yine burada bir yapım eki aldığını görüyorum. Çocuksu kelimesinin kökü çocuktur. Çocuk artı çocuksu yine bir yapım eki aldığını görüyorum. Ama aldığı ek diğerlerinden farklıdır. Yapım eklerini de dörde ayırmıştık. İsimden isim yapan, isimden fiil yapan, fiilden isim yapan, fiilden fiil yapan yapım ekleri. O zaman burada kökün türüne bakmam gerekiyor. Doğ ne? Fiildir burada. Doğmak. Tanımak fiildir. Gelmek fiildir ama çocuk kelimesi burada isim olarak karşımıza çıkar. İsimden isim yapan bir yapım ekiyle karşı karşıyayız. Ve diğerlerinden de farklıdır. Diğerleri fiilden isim yapan yapım ekidir. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerin hangisinde yüklemin kökü türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Yüklemin kökü öncelikle yüklemi bulalım. Kızım arkadaşına çok kırılmıştı. Kadın oğlu yaşına göre yapılıydı. Melis derslerinde çok başarılıydı.
Kaplıcadaki sular gerçekten şifalıyor. Tamam, yüklemleri bulduk. Türü bakımından tür diyorsa, yani kelime türlerini de ilerleyen konularda göreceksiniz. O işte kelimenin türü isim midir, fiil midir, sıfat mıdır, zamir midir, zarf mıdır, edat mıdır, bağlaç mıdır, ünlem midir? Bunlardan bahsediyoruz. Kırılmıştı. Kelimenin kökü kırmak, yapılıydı. Kelimenin kökü yapmak, başarılıydı. Kelimenin kökü baş değildir. Dikkat et, başarmaktır sevgili öğrencim. Kaplıcadaki sular gerçekten şifalıydı. Burada da şifa. Peki mekmak getir bakalım. Kırmak, evet fiil. Yapmak fiil. Başarmak fiil. Şifamak diyebiliyor musun? Bir kelimenin fiil olup olmadığını mekmak mastar ekini getirerek bulabilirsin sevgili öğrencim. Şifamak oldu mu olmadı, o zaman bu isimdir. Ama diğerlerine mekmak mastar ekini getirebiliyorum. Kırmak, yapmak, başarmak. Mekmak mastar ekini getiriyorsan fiildir. Getiremiyorsan isim olarak karşımıza çıkar. Diğerlerinden farklı olanı bizden istiyor. Tabii ki cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sadece çekim eki almıştır diyor bize. Bakalım, hemen gecikince azalıyordu. Şimdi şehirdeki kelimesinden başlıyorum hemen. Şehir kelimenin kökü. Şehirde. Çocuklar D daha burada çekim eki. Şehirdeki bunun da ben yine çekim eki olduğunu görüyorum. Hani burada yapım eki gören var mı? Yok maalesef. Doğru cevap A seçeneği. Mesela bir tanesine bakalım. İşte atılmıştı. Kelimenin kökü atmaktan. Atmaktan atılmak. Fiilden fiil yapan yapım eki. Ha, devamında atılmış. Evet, bu bir zaman ekidir. Aynı zamanda bir çekim ekidir. Atılmıştı. Bu da yine bir zaman ekidir. Birleşik zamanları 7. 8. sınıflarda göreceksiniz. Çekim eki. Fiil ekinden sonra gelen çekim ekleri görüyoruz. Ama bizden sadece çekim ekleri almasını istiyor. O da A seçeneğidir. Çocuklar, bu konuyla ilgili başka videolar da gelecek. Haberiniz olsun. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.